Merhabalar. FlexiOffice programında sol taraftaki stok modülümüzün altında irsaliyeler bölümü bulunmakta. İrsaliye bildiğiniz gibi ticari bir malın taşınabilmesi için düzenlenen resmi belgelerdir. Ancak tüm irsaliyelerde fiyat bilgisi bulunmamakta. Yalnızca malın içeriği ve miktarı da yazabilmekte. Bu nedenle daha ileri derslerimizde izleyeceğimiz fatura girişleri elbette sağlıklı bir muhasebe ve stok takibi anlamında çok daha etkili olacaktır. Ancak faturaların gecikmesi ya da çok sayıda ve defada gönderilen malların daha sonra toplu olarak faturalandırılması durumu söz konusu olduğunda elbette stok takibi açısından mal alım irsaliyelerinin girilmesi zorunlu olacaktır. İrsaliye ekranımızın ilk açılışında karşımıza mal alış irsaliyeleri seçeneği çıkıyor. Diğer sekmelere de göz atarsak mal alış iade irsaliyeleri, toptan satış irsaliyeleri, perakende satış irsaliyeleri ve satış iade irsaliyeleri. Burada örnek olarak mal alış irsaliyelerinde girilmiş olan bir adet irsaliyemiz var. İsterseniz incele butonuyla bunu inceleyelim. İrsaliye ekranımızın üst bölümünde bilgi satırlarımız bulunmakta. Yine altta irsaliye satırımızı görüyoruz ve bu ekranın alt bölümünde de indirim, firma bilgileri, F8 detay matrisi, KDV matrahları ki bu butonla KDV matrahını da bu üründeki görebiliyoruz. Toplam rakam ve KDV oranı ve genel toplam olmak üzere. Yine burada bu irsaliyemizi eğer ki daha sonra kesilecek olan faturayla birebir uyumluysa faturalaştırma işlemi de yapabiliriz. Yahut da faturalaştırıldıysa faturayı da bu butonla, faturayı sil butonuyla silebiliriz. Miktar ve stok bilgileriyle birlikte burada kayıtlı olduğunu görüyoruz. Burada dilersek düzeltme yapmak için irsaliye satırımızın üzerine çift tıklayarak miktar, birim fiyat bilgilerini görüyorsunuz. Bu ekranlarda da düzeltme yapma şansımız bulunmakta. Herhangi bir değişiklik yapmayacağımız için vazgeçip butonuyla çıkıyoruz. Şimdi dilerseniz stok fişleri ekranımıza geçelim. Fişleri ekranımızda yine standart olarak açılışta üst kısımda filtreleme ekranımızı görüyoruz. Burada başlangıç ve bitiş tarihi bugünün tarihi olarak belirlenmiş ve F5 butonu da seçili olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bugün girişi yapılmış olan bir fiş varsa bu satırlarda göreceğimiz anlamına geliyor. Yine üst kısımda incele, yeni kayıt, F5 bul ve F6 tam liste butonlarını da görüyoruz. Tam liste butonu bugüne kadar girişi yapılmış olan fişleri satırlarımıza listeliyor. Alt bölümde de satırlarımızla ilgili olarak özel kod açıklama ve döviz bazındaki toplam rakamını görmemiz mümkün. Stok fişleri 4 farklı fişten oluşuyor. Stok giriş fişleri, stok çıkış fişleri, depo transfer ve sayım fişleri. FlexiOffice programı İrsaliye ve fatura girişi sırasında tüm ürünleri otomatik olarak stok kartlarına işlediği için normal işleyişimiz sırasında stok giriş fişi düzenlememize gerek yoktur. Stok giriş fişi dönem ya da depo devri yapılacağı durumlarda ya da işletmenin açılış döneminde kullanabileceğimiz bir yöntemdir. Stok çıkış fişleri ise çok daha sıklıkla kullanacağımız fişler. Stok çıkış fişleri toplu çıkışı yapılan malların
ya da üretim reçetesiyle hazırlanmadan doğrudan depodan çıkışı verilen malların ki üretim reçetesi stoktan düşülebilmesi için kullanılmaktadır. Bu çıkışlar tabildot, personel yemeği, mesela düğün gibi toplu yemeklerin hazırlanması için depodan çıkarılan malların gösterilmesi için kullanılmaktadır. Şimdi dilerseniz birlikte örnek bir stok çıkış fişi kaydı yapalım. Sağ üst köşedeki yeni kayıt butonumuzu kullanıyoruz her zamanki gibi. Karşımıza fiş kayıt ekranımız çıkıyor. Enter tuşuyla ilerliyoruz. Günün tarihi, döviz cinsi ve döviz kuru otomatik olarak yine geliyor. Depo, burada mutfak depo olarak çıkışını vereceğiz. Ve Enter tuşuna bastığımızda satıra girilmiş olacak mutfak depo. Özel kodlar yine filtreleme işlemleri sırasında bize kolaylık sağlayacak olan kodlar. Özel kodları girmeden önce isterseniz öncelikle açıklama bölümümüzü girelim. Özel kodlarımızı da benzer çıkışlarla gruplandırmak için özel kod 1'e toplu yemek, özel kod 2'ye de mesela firma ya da kurum bilgisi bazında giriş yapabiliriz. Enter tuşuna basarak yine ilerliyoruz. Muhasebe karşı hesabı bölümüne geldik. Burada herhangi bir özel muhasebe hesabı belirlemezsek eğer programımız otomatik olarak mutfak depo muhasebe kodundan çıkışını verecektir. Yani dolayısıyla Enter tuşuna basarak bu bölümü geçebiliriz. Şimdi fiş sataları giriş ekranımız geldi. İsterseniz öncelikle bu ekranımıza da bir göz atalım. Giriş satırlarımızın yanında F10 yani yeni bir stok kartı girişi açma şansımız bulunuyor yine burada. Yahut da F4 incele butonuyla buraya stoğumuzu girdikten sonra, kodumuzu girdikten sonra o kodla ilgili, o kartla ilgili inceleme yapabiliriz. İsterseniz öncelikle bir kodumuzu girelim. Stok kodları çok uzun rakamlardan oluştuğu için biz stok isminden de arama yapabiliriz. Burada ürün arama bütün tavuk olarak biz burada ürünümüzü seçme tuşuna bastığımızda kodla birlikte ürünün ismi de karşımıza geliyor. Biraz önce dediğimiz gibi incele butonuna bastığımızda bu kodumuzla birlikte ayrıntılı olarak kayıtlarımızı görebiliyoruz. Maliyet satış analizi de yine bütün tavuk stok kodu ile girilmiş olan ürünün alış ve satış rakamlarını da bize bu ekrandan yine inceleme şansı tanımakta. Dilersek yine bu stok koduyla girilmiş olan ürünümüzün stok hareketleri ekstresini de yine inceleyebiliriz. Elimizde kalan stoklarımızı görüyoruz. Şimdi miktar yani çıkacak olduğumuz miktarımızı gireceğiz. 40 kiloluk bir çıkış yapacağız mutfak depomuzdan. Birim fiyatını otomatik olarak attığını görüyorsunuz. Enter tuşuyla yine devam ediyoruz. Toplam fiyat da yine otomatik olarak verildi ve Enter tuşuyla devam ettiğimizde fiş satırının girişi tamamlandı. Şimdi yeni bir ürün girişi yapabiliriz. Örneğin yine stok adına gelelim. Pirinç yazalım. Otomatik olarak bize pilavlık pirinci verdi. Gireceğimiz miktar yani çıkacağımız miktarı yazdıktan sonra yine Enter tuşuyla
devam ederek kaydımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir başka ürün. Konserve bezelye çıkışı yapacağız. Bezelye yazıp Enter tuşuna bastığımızda başka bir ürünün otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Burada doğru ürünü bulmak için kelimenin başına yüzde işareti koyarak Enter tuşuna basarsak ürün aramada içerisinde bezelye geçen stok kartlarımızı yani konserve bezelyeyi rahatlıkla bulabiliriz. Enter tuşuna bastığımızda otomatik olarak kod ve isim yine atanmış oldu. Buradan çıkacağımız rakamı kilogram olarak yine yazıyoruz. Ve Enter tuşuyla devam ettiğimizde kaydımızı girmiş olduk. Artık giriş ekranından çıkabiliriz. Satırlarımızda çıkışını yaptığımız yani stok çıkışını yaptığımız ürünleri görüyoruz. Şu anda daha henüz ekranımız kaydedilmiş değil. Yeşille işaretli olduğu için bunları görebiliyoruz. Yine kaydet butonuna öncelikle bir basalım ve yapılan işlem kaydedilsin. Daha sonra yine bu ekranımızda gördüğümüz butonlarımıza şöyle bir göz atalım. F2 barkod butonu, F1 açıklama satırları butonu. Eğer düzeltme yapmak istersek burada satırlarla ilgili işlem yapabileceğimiz düzeltme, ekleme yani yeni kayıt veyahut da silme işlemlerine ve fişin kendisiyle ilgili olarak sağ tarafta gördüğümüz büyük butonlarda fişin kendisiyle ilgili düzeltme, kaydetme ve yapılan işlemden vazgeçme butonlarını göstermektedir. İşlemimiz daha önce kaydetmiş olduğumuz için istersek yeniden kaydet butonuna ya da istersek vazgeç butonuna basarak çıkıp ana ekranımıza dönebiliriz. Fişleri içerisindeki bir diğer fişimiz depo transfer fişleri. Depo transfer fişleri bir diğer deyişle iç dağıtım belgeleridir. Yani malın tesis içinde ana depodan tali bir depoya ya da depolar arasındaki hareketini gösteren belgelerdir. Yine yeni bir kayıtla bunu örnekleyelim. Yine Enter'a basarak çıkış depomuza geliyoruz. Çıkış depomuzu merkez depo ve giriş depomuzu da yine mutfak depo olarak seçiyoruz. Buraya özel kod bölümüne yine açıklamalar yazabiliriz. Ama açıklama kısmını daha sonra fiş satırında göreceğimiz açıklama olacağı için yazmak zorundayız. Açıklama satırını yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Burada gördüğümüz hizmet üretim gideri muhasebe hesabı ve üretim maliyeti muhasebe hesabı. Eğer bu transferle ilgili olarak özel bir hesap, muhasebe hesabı belirtmezsek zaten ilgili hesaplara aktarılacaktır. Enter'layarak biz buradan stok fişi girişine geliyoruz. Burada ürünümüzün stok kodu ve stok adını belirtmemiz gerekiyor. Ürünümüz yukarıda da belirttiğimiz gibi portakaldı. Enter tuşuyla buradan portakalı seçip kilogramını yazdıktan sonra kaydımızı bitiriyoruz. Artık bu ekrandan çıkabiliriz. Şu anda depo transfer fişi ekranında yaptığımız transferi görüyoruz. İşlemimizi kaydetmek için kaydet butonunu tıklıyoruz. Fişlerinde son olarak sayım fişleri yani stok sayım fişlerini göreceğiz. Adından da anlaşılacağı gibi stok sayım fişleri belirli dönemlerde yapılan stok sayımları için kullanılır. Bunu da yine yeni bir fiş kaydı yaparken
Birlikte görelim. Fiş numarası kısmına Enter'la geçiyoruz. Fiş tarihi burada çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu tarihin mutlaka sayımın yapıldığı günü belirtmesi gerekiyor. Eğer sayım girişi yaptığınız gün yapılmışsa bunda bir problem yok. Ama daha önce yapılmışsa mutlaka o günün tarihine girmemiz gerekli. Çünkü programımızın stok dengelemesini doğru olarak yapması açısından bu büyük önem taşıyor. Stoğumuzun bugün değil de örneğin 2 gün önce yapılmış olduğunu sayımın varsayalım. Enter tuşuna basarak ilerliyoruz. Bugünün yani 2 gün öncesinin döviz kurunun tanımlı olmadığını gösteriyor. Bunu dilersek 2 gün öncesinin döviz kurunu buradan kurlar bölümünden örneğin o günkü euro kurunu bularak kaydımızı devam ettirebiliriz. Sayımımızı merkez depodan yapıyoruz. Özel kod açıklamalarını geçip açıklama kısmında fiş satırında karşımıza çıkacak olan bölümü o anda hemen görebilmemiz açısından yazarak işlemimize devam ediyoruz. Stok kodu burada geçip stok adından sayımını yapacağımız ürünün yani bütün tavuğun stok kodunu giriyoruz. Stok kodu ve stok adı girildikten sonra alt bölümde zaten elimizdeki bulunması gereken miktar belirtilmiş durumda. Yapılan sayımda örneğin bunun 200 kilogram değil de 180 kilogram çıkmış olduğunu varsayalım. Ve miktarımızı yazdıktan sonra kaydet butonuna basalım. Kaydımızı yaptığımız için bu ekrandan çıkabiliriz. Buradaki sayım fişi satırında sayılan miktarın ve aradaki bulunan farkın burada belirtilmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu da birim fiyat üzerinden toplam tutarında bu farkın bize vermekte. Dilersek daha sonra girmiş olduğumuz fişi kaydet butonuna basarak kaydediyoruz. Girmiş olduğumuz sayım fişi sayım fişleri ekranının satırlarında gözüküyor. Dilersek stok sayım fişleri ekranımızda yine toplu girişte yapma imkanımız bulunmakta. Bunun için de örnek olarak yine Enter'la depo bölümüne gelip örneğin mutfak depoyu seçelim. Yine Enter tuşuna bastıktan sonra yani depomuzu seçtikten sonra toplu giriş butonuna tıklıyoruz. F5 butonuna basarak depodaki ürünlerimizin listesini alabiliriz. Kısa bir süre bekledikten sonra depodaki ürünlerimizin listesi karşımıza geliyor. Burada her bir satırın üzerinde Enter tuşuna basarak o satırla ilgili yani mesela bütün tavuk yapılan sayım miktarını yazdıktan sonra kaydediyoruz. Burada elbette ki yukarıda satırlarda yazılı olan rakamlar değil, gerçek sayım rakamlarımız bizim için önemli. Biz burada sayımların doğru çıktığını kabul edelim. Ve her biri için de örneğin mesela yine bezelyede burada
25 kilogram değil de sayımda 15 kilogram çıktığını varsayarak kaydedebiliriz. Sayımımızı yaptıktan sonra aktar butonuyla sayım satırları fişlerimize aktarılacaktır. Yes butonuna basarak aktarıyoruz. Daha sonra yaptığımız işlemi mutlaka kaydetmemiz gerekiyor. Burada dilerseniz yapmış olduğumuz işlemi de yine görebiliriz.